Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bitirme tezleri beğeniye çıktı. Birbirinden farklı konuların yer aldığı afişler oldukça ilgi çekiciydi. Poster olarak hazırlanmış olan bitirme tezleri görsellerle süslenerek özetlenmişti. Poster alanını gezen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gülbin Demir Özçelikay, öğrencilerle yakından ilgilenerek bu çalışmanın öğrencileri akademiye yönlendirdiğinden bahsetti. Merhaba, hoş geldiniz. Bu yıl yine 7 yıldır yaptığımız araştırma projeleri poster sunumlarını görüyorsunuz. Bu sene yaklaşık 164 mezunumuz var. Her yıl 5. sınıfta öğrencilerimiz 2 yarı yıl araştırma projesi hazırlarlar. İkinci yarı yılın sonunda poster sunumlarını bu şekilde sergilerler. Her öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında yaptığı bu projelerini, araştırmalarını bugün de her gün yaklaşık bir hafta süren sürede sergiliyorlar. Hocalarımız ziyaret ediyorlar. Diğer eczacılık fakültelerindeki öğretim üyelerinin öğrencilerine de açık bir hafta boyunca. Öğrencilerimizin velileri geliyor. Son derece gurur duyarak öğrencileri kendi çocuklarının yapmış oldukları bu çalışmaları izleyebiliyorlar. Bu araştırma projesinin en önemli sonucu öğrencilerimizin, mezunlarımızın daha doğrusu bir araştırmayı nasıl yapacaklarını ve nasıl rapor haline getireceklerini ve bir poster sunumunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri oldu. Gördüğünüzde inceleyebildiniz mi bilmiyorum ama son derece başarılı çalışmalar var. Çalışmaların hepsi başarılı ama görsel sunum açısından da son derece başarılı. Bugün bizlerin bile yapamadığı şekilde çok güzel sunumlar hazırlamışlar. Bu onların gelişimi için son derece faydalı olacak. Mesleğe adım atarken bir adım daha önde başlamış olacaklar. Hazırlanan afişler bir jüri tarafından incelenerek puan sıralamasına göre en yüksek oy alan ilk 3 isim belirlenerek ödüllendirileceğini belirten jüri başkanı Eczacı TV'ye posterlerle ilgili ayrıntılı bir açıklamada bulundu. Bu sene biz hocamızın görevlendirilmesiyle Selen siz de gelin. Selen ve Tuğba ile birlikte üçümüz jüri üyesi olarak görev yapıyoruz. Biz bunun öncesinde geçen sene ve daha önceki senelerde neler yapılmış bir onları öğrendik. Ondan sonra kendimize göre bir puanlama sistemi çıkardık. Ama bugün gelip gördüğümüzde şunu fark ettik. Öğrenciler de bizim kadar bilinçli gelmişler. Ve gerçekten projelerin hepsi, sunumların hepsi çok güzel. Öğrencilerin posterlerini asan öğrencilerin hepsi posterlerinin başında posterlerini büyük bir özenle çalışmışlar ve bizim sorduğumuz her soruya çok doyurucu ve çok hevesli cevaplar veriyorlar. Hepsi çok hazırlıklılar. Onun için güzel ama bizim açımızdan oldukça zor bir seçim olacak. Ama dediğim gibi hem öğrencileri motive etmek, özellikle bu biz şu ana kadar 4'te 1'ini gezdik. 1/4'ünden fazlasını gezdik. Gördüğümüz şu, diğer arkadaşlarım da aynı fikirdelerdir sanıyorum. Öğrenciler bundan sonrasında da araştırma yapmaya meyilliler. Ve birçok öğrenci kaynak tarama yerine bizzat çalışmayı tercih etmiş. Onun için de bu posterlerin ya da proje ödevi hazırlamanın öğrencinin geleceğine büyük bir katkısı, en azından akademik geleceğine büyük bir katkısı olduğuna karar verdim. Bu sene çok daha verimli. Posterlerinin başında bekleyen öğrenciler, ziyaretçilere çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi vererek dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler duygularını Eczacı TV ile paylaştılar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ebubekir Asker, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Klinik farmakoloji bilim dalında Arzu Onay Beşikçi ile, Profesör Doktor Arzu Onay Beşikçi ile bu projeyi yaptık. Konumuz analjezik, antipiretik, antiinflamatuar ilaçların klinik kullanımıydı. Bu ilaçlar antibiyotiklerden sonra günümüzde şu an SGK tarafından en fazla maliyete sebep olan ilaçlar. Dolayısıyla klinik ve akılcı kullanımları son derece önem arz ediyor. Burada biz en çok non-steroidal anti-inflamatuar ilaç gruplarını
özel hasta gruplarında, yaşlılarda, çocuklarda kullanımlarını araştırdık. Ve aynı zamanda migrende de kullanımını araştırdık. Sonuç olarak şunu diyebilirim ki, non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar kabul edilebilir gastrik rahatsızlıklardan, miyokard infarktüs, kalp krizi sonucu ölüme kadar gidebilecek rahatsızlıklara sebep olabilir. Dolayısıyla eczanelerde tezgah üstü satılmaları yerine klinik ve akılcı kullanımları göz önünde bulundurularak bu çalışmalar, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra reçete edilmesi gerekiyor bu ilaçların. Yunus Bedir ben, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bu araştırma projesinde bitkisel kökenli ilaç yardımcı maddelerini ele aldım. Ankara Üniversitesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı ile yaptık projemizi. Hocam Ayşegül Köroğlu, Profesör Doktor Ayşegül Köroğlu. Bu projeyi yaparken kendisinin desteklerinden faydalandım. Sağ olsun, çok yardımcı oldu bana. Bu araştırma projesinde hali hazırda kullanılan bitkisel kökenli ilaç yardımcı maddelerini ele aldık. Şöyle ki yeni kullanılan İlaç yardımcı maddeleri için bitkisel kaynaklar şu an çok büyük bir önem arz ediyorlar. Bunları derinlemesine inceledik. Mesela nişastalar, zamklar, sabit yağlar, alginatlar, karagenanlar bunlar zaten kullanılan ilaç yardımcı maddeleri. Fakat mesela alginat ve karagenanların son zamanlarda yeni ilaç taşıyıcı sistemlerinde daha yeni kullanımları var. Bu konuyla ilgili bayağı araştırmalar var. Bunların üzerinde daha çok durduk. Ele aldığımız kaynakların Avrupa Farmakopesi'ndeki isimlerini, kullanışlarını, nasıl kullanılıyorlar, nasıl elde ediliyorlar, nerelerde kullanılıyorlar bunların üzerinde durduk. Drog isimlerini verdik, bitki isimlerini Latince olarak verdik, bütün disiplinler tarafından kabul edilen isimleriyle verdik. Genel hatlarıyla bu şekilde benim projem. Projemizin amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu yapılan araştırmayla umarım bir yayın yapmayı düşünüyoruz. İsmim Sema. Bu sene Sibel Hoca ile beraber yeni ilaç geliştirmede biyoteknolojik yöntemler konusunu çalıştık birlikte. Öncelikle ödevin başında ilacın ilk gelişmeye başladığı süreçten birazcık bahsettik. İlacın tanımını yaparak ve nasıl üretildiğini, nasıl bir safhadan geçerek günümüze kadar geldiğini, nasıl zorlu süreçlerden geldiğini anlatmaya çalıştık ödevimizde. Daha sonra esas ödevimizin konusu olan biyoteknolojik yöntemlere değindik. Biyoteknolojik yöntemler çok yeni ve güncel bir konu olmasına rağmen aslında çok eski yıllardan beri hani süre gelen üretim yöntemlerinden biri aslında. Günümüzde de yani çokça kullanılan yöntemler arasında yer almakta ve gelecekte de yine biyoteknolojik yöntemlerden çok fazla yararlanılarak ilaç sektörüne çok fazla katkı sağlayacağını düşünmekteyim ve ödevimin sonucunda da sonuç olarak bu kanıya vardım. Öncelikle benim konum doğal insektisitler. İnsektisit kavramı böcekleri öldüren ve onları besinlere zarar vermesini engelleyen maddeler olarak tanımlanıyor. Biz bu çalışmaya başlarken amacımız günümüzde kullanılan ve potansiyel taşıyan bitki kaynaklı insektisitleri ortaya çıkarmak ve literatürde taramaktı. En yaygın olarak kullanılanların piretriner olduğunu gördük ve krizantemum sinariofolium bitkisinden elde ediliyor ve memelilere en az zararlı ve toksik oranı en az olan insektisit grubu. Daha sonra baktığımız zaman fitoalkaloidlerin özellikle insektisit olarak kullanıldığını gördük. Nikotinoidler, nikotiniana tabakum bitkisinden elde ediliyor. Yine çok yaygın olarak kullanılan sabadilla, Rhina speciosa ve Physostigma venenosum'dan elde edilen alkaloidler de yine insektisit amaçlı kullanılıyor. Bunlar nasıl etki gösteriyor dersek, böceklerde davranış değişikliğine neden oluyor. Atraktanlar dediğimiz cezbediciler, repelantlar iticiler ve antifidantlar da böceklerin beslenmelerini engelleyerek etki gösteriyor. Ve büyüme regülatörlerinde rol oynayan bileşikler de insektisit olarak kullanılıyor. En sonunda sonuç öneri olarak da günümüzde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kimyasalların çok fazla zarar vermesi nedeniyle yan etkilerin çok ortaya çıkmasıyla bitkisel kaynaklı insektisitler çok fazla önem kazanmış. Ancak hala yeterli miktarda elimizde bitkisel kaynaklı insektisit olmadığı için daha fazla çalışma yapılabilir diye
sonuç ve önerim de bu şekilde olabilir. Sayın Dekanım Profesör Doktor Gülbin Demir Özçelikay danışmanlığında yürütmüş olduğum eczane yazılım ürünlerinde bir çalışma isimli araştırma projemde eczanede kullanılan yazılım ürünlerinin neler olduğu, bu ürünlerin hangi özellikleri içerdiği ve bu ürünlerin hangi özelliklerin kullanıldığı ile ilgili öncelikle bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmaya göre Ankara merkezinde 318 tane eczaneye bir anket uygulaması gerçekleştirdik. Bu anket uygulamasının sonuçlarını değerlendirdik, bulgularını değerlendirdik. Daha iyi bir yazılım ürünü nasıl olabilir? Kullanılan özellikleri, kullanılmayan özelliklerini belirledik. Eczacının isteklerini bir proje haline getirmiş olduk. Bu projeyle de beraber daha sonra ilerleyen aşamalarda yazılım ürünlerini geliştirilmesi açısından veya daha iyi bir yazılım ürünü yapılması açısından program yetkilileriyle de görüşerek projenin sonuçlandırmasını yapılmasını istiyoruz. Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin gelişmesi tabii ki eczanelerdeki ürün çeşitliliğinin de artmasıyla beraber yazılım ürünleri eczacıların sürekli olarak kullandığı ve daima elinin altında bulunan yardımcıları olmuştur. Bu yüzden de yazılım ürünleri eczacılık camiasının bir kare taşı olmuştur, mihenk taşı olmuştur. O yüzden biz de bu konu üzerine eğilmiş olduk. Eczacılığın gelişmesi için daha iyi neler yapılabilir? Onun araştırması içerisindeyiz. Teşekkür ederim. Poster alanı bir hafta boyunca tüm eczacılık fakültesi öğrencileri ve akademisyenlere açık olacak.